Takviyeler desek beyni güçlendirici, biraz önce belleği güçlendirici söylediğiniz B6, B12, omega dediniz ama şöyle bir listelesek. Orada da şunu bir altını çizelim. Biz böyle takviyeler dediğimiz zaman herkes takviyeye sarılıyor. Yani bu biraz paylaşım yaparken bu uyarıyı yapmak zorunda kalmaya başladım artık. Çünkü inanılmaz bir takviye şeyi oluştu, kirliliği oluştu bir hepimizde. Özellikle biz burada bunu sayınca ertesi gün insanlar eczaneye gidip bana ver B12, ver citicolin, ver omega 3 falan öyle yok, öyle gerek de yok. Yani ölçtüreceksiniz. B12'niz 7 ise niye B12 alırsınız? Ama B12 300 ise 200 ise hele 100 ise hiç düşünmeden hemen almanız. Çünkü gıdayla onu dolduramazsınız. Başka folik asit. Düşükse alın, 3 ise, 2 ise, 4 ise mutlaka kullanın ama 12 ise kullanmanız gerekmez folik asidi. Keza B6 vitamin için aynı şeyi söyleyebiliriz. Doykozeksonik için de aynı şeyi söyleyebiliriz ama sıralama yaparsak benim birinci sıramda daima B vitaminleri, bilhassa B12, B1 ve B6 var. Onu lisede gördüğünüz gibi folik asit ve DHA izler yani beyin omegası izler. Citicolin, kolin son zamanların en favorilerin ürünlerinden birisi. Tabii burada citicolinin benzeri bir şey var mı? Başka daha ucuzu. Fosfatidil serin buraya girebilir. Kolin içeren sonuçta maddeler olarak ve D vitamini eksikti ama D vitamini burada biraz geride kalması lazım.